Sen de bana mı dedin? Sen kimi çekiyor? Ben de anneyi mi çekiyorum? Evet dedim. Beni mi çekiyorsun? Ben de seni çekiyorum. Ben de seni dedim. Artık sen mi çekeceksin videoları? He? Artık videoları sen mi çekeceksin? Mom kedi mi? Evet, Mom dedi bu. Hayır, o Teletubbies. Aa, Teletubbies. Sen biliyor musun Teletubbies'leri? Oynardık biz onu çocukken. Pardon, izlerdik. İzlerdik. Teletubbies, Teletubbies. Sarılalım sıkı sıkı. Bir de buna bak. O da Bugs Bunny. Yanındaki de unuttum onu. Buna at. O da Tom kedi. Tom dedi mi? Tom cat. Tom dedi bu. Sen ne yaptın zannediyor musun bakayım? Ben mi? Ha. Sen ne yapıyorsun Çen? İşte ben. Gel bana yardım et. Bakacağım. Ne o? Fasulye yapıyorum. Yap. Evet, öyle yapacaksın. Sonra da buraya atacaksın. Neden? Aferin sana. Davulcayı mı? Evet, direkt buraya salla onları. Dünyanın en güzel fasulyesini yapan, yakışıklı olan çocuğu olacaksın. Bütün yemekleri öğreteceğim ben oğluma. Anne ben... Hiç aç kalmayacaksın hayatımda. Ben atlayayım. Kimseden yemek beklemeyeceksin. Bütün yemeğini kendin yapacaksın. Evet. Kimseden medet olmayacaksın. Benim oğlum taze fasulyeyi çok mu seviyor? Ha? Ablan çok severdi seni kadarken biliyor musun? Evet. Hatırlıyor musun? Evet, sabah size yemek yapmakla başladım. Böyle bir sabah oldu. Ondan sonracıma iki gündür de kameralarda yoktum. Vallahi kapıyı açmakta zorlanıyorum. Ata bir dakika. İki günde kameralarda yoktum. Babam rahatsızdı bir de. Biliyorsunuz taşınma faslı falan oldu. Ondan dolayı çıkamadım.
çıkamadım. Merak edenler lütfen beni merak etmesinler. Gayet iyiyim. Kocamla da aram iyi. Soranlar oluyormuş galiba, bana arkadaşlarım yolluyor. Gizem nerelerdesin? Millet mesajlar yazıyor diye. Sorun yok, merak etmeyin, her şey yolunda. Şimdi PTT'leri, kargolarım var. Onları vermek için sabah çıktım. Sabahın erken saatlerinde yemek yaptım. Çok yoğun geçiyor benim de evde işlerim. Hadi bin bakalım. Dur. Hadi biniyoruz. Evet, arabamıza biniyoruz şimdi. Kargolarım var dediğim gibi, onları vereceğim. Ondan sonra cama tekrar inşallah bir arada olacağız. Hadi kargoya. Evet, şimdi biz Bayındırımızdaki PTT'mize geldik. Atam'la beraber kolilerimizi buraya getireceğiz. İnşallah sevgili takipçilerimizi, doğal ürünlerimizi ulaştırmış olacağız. Bakalım, eğer izin verirlerse ben içeriden de birazcık birkaç bir şey çekmek istiyorum. İzin yoksa artık çekemeyeceğim. Evet, meşhur kargomuza geldik. Muammer abicim, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seni bir tanısınlar çünkü evet, bizim bütün kargolarımızı dünyanın her yerine ulaştıran kişi sensin aslında. Evet. Senin çok büyük emeğin var. Teşekkür ederim. Gel. Sizlerin işini görmek için buradayım zaten. Evet. Muammer abimiz çok sağ olsun, çok destek oluyor bize bu anlamda. Her zaman beklerim yani. Vallahi sen olmasan bu kadar dünyanın her yerine gönderemezdik Muammer abi. O bir kesin yani. Teşekkür ederim. Kesinlikle öyle. Gerçekten senin çok büyük desteğin var. Biz her bölgeye, her ülkeye gönderen bir insanız. Yani sıkıntı yok. Yıllarımızı burada da geçirdik. İşte tecrübe çok önemli değil mi, evet, bu konuda? Evet, çok. Şimdi tecrübe önemli. Bir de bunu paketleme önemli, ambalaj önemli. Evet, yurt dışı özellikle en çok neye önem veriyorlar? Yurt dışı. Ambalaja önem veriyorlar. Kaliteye önem veriyorlar. Kalite. Örneğin mesela bir ufak paket var. Gidip geliyor. $3 gönderdim Almanya'ya. Beğenmiyor adam onu. Ya bir de böyle bir şey oluyor. Mesela Almanya'da oluyor bir tek. Diğer ülkelerde böyle bir şey yaşamadık. Almanya kızıyor bize. Almanya. Bilhassa Almanya. Hans. Sevmiyor bizi Hans. Evet, Hans'ı sevmiyor. Ama şey, ya zaten mesela atıyorum 100 kargoda 3 tane 4 tane başımıza geliyor yani, böyle bir şey. Bu da olacak. Tabii o kadar. Tabii o riski alıyoruz. 3-4 tane. Bir daha yani sıkıntı yok. Mutlaka gidiyor. Yağlarımız bile gitti. Nasıl? Yağlarımız bile gitti. Yağlarımız bile gitti valla. Bu geri geldi de yağlar gitti. Senin sayende Muammer abi, çok teşekkür ederiz. Evet, çok sağ olasın Muammer abi. Seni bir tanısınlar yine istedim. Çünkü tabii, çok tabii kargo isteyenler oluyor. Nasıl, ne şekilde? Bayağı. Durum da yeni. O hesap açtı, o hesaplardan. Evet, evet. Paradan linke gelecek senin. Şaka evet, falan işimizi göreceksiniz. Yani. Yeni bir sistem varmış bu arada. Onu konuşacağım şimdi müdür beyle. Tamam. Onu olursa eğer çok daha kolay bir şekilde kredi kartıyla ödeme. Kredi kartsız. Ha, kredi kartsız ödeme. Kartın linkini vereceksen. Ha evet. Senin hesaba girecek zaten. Anladım. Aa süper. At gelin, uğraşma yani. Telefondan telefona. Tamam, onu senin bir konuşalım. Senin hesabında senin hesabı. Onu sen de başka yere para göndereceksin. Ücret yok, komisyon yok. Hı hı. Gelin bana 2000 lira göndereceksin. Komisyon yok. Şey yok. Evet. Ücret yok. O şekilde hizmet var. Daha dün başladı. Yeni başladı da. Aa süper ya. Birkaç kişi yaptık dedim. Birkaç kişi daha dedim. Bizim müşterilerimiz yapar. Yani beni kırmadı en azından. Tamam, o zaman onu bir deneyelim, inşallah güzel olacak. Müdür Bey de yardımcı olsun. Tamam. Ama bir işini görmesin Müdür Bey de. Tamam Muammer abi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın her şey için. Evet, bu sana yardıma gelecek inşallah. Tamam, görüşürüz Muammer abi. Çok sağ ol. Evet, kargolarımızı da verdik. Çok şükürler olsun. Hepsi bitti. Ondan sonra cama. Şimdi ne yapıyoruz ata? Şimdi. Bu arada market diye tutturdu ata. Ben de bir şeyler aldım. Şu mutfakta bir uygun fiyatlı bir şey vardı böyle mutfağa koymak için şöyle. Bunu aldım. Ya ıvırımı zıvırımı koyacağım bir yer yoktu. İyi oldu. Bunun fiyatı da 39 liraymış. Onu aldım. Bir de çok vaktim oluyor ya sanki. Bir de bakar mısınız ne aldım kendime? Çok vaktim oluyor gerçekten bunu yapmak için. Ama işte heves yani. Belki balkonda oturup yaparım. Çok seviyorum böyle şeyleri. Sizin de güzel fikirleriniz varsa resimler falan, bana bunlardan resim atabilirsiniz.
Ben Adata çiftliği yazayım diye düşündüm ama. Evet, şimdilik böyle. Ata'ya bir iki bir şey aldım. Öyle. Evimize gidelim. Sen acıktın mı? Sen acıktın mı? Sabah baba verdi mi sana mama? Verdi mi canım mama baba? Ha? Uyurum Majinyo. İşte bir sürü sokak köpeği var. Bunları da besliyoruz. Ne yapacaksın? Hepsi bir can. Hadi in. Hepsi bir can. İn in. Hepsi bir can değil mi Ata? Hepsi bir i̇n can. Oğlum. İn yavrucuğum. Dikkat et. Torbamızı alalım. Geç. Geç geç. Bekle orada beni, geliyorum. Tamam mı? Nereye gidiyorsun? Ben mi? He sen. Ben eve gideceğim. Ne yapacaksın evde? İşte bunu attım evde. Ne aldın sen? Bu. Utanmıyor musun çikolata yemeye? Dişlerin çürüyecek. Ha? Olsun, 40 yılda bir aldık. Bunu ne zamandır almamıştık değil mi sana? Hı. Bir kerecik ye artık. Ödül olarak. Hak ettin. Tatlılığından hak ettin. Hadi aç kapıyı. Git. Hadi bana aç. Aa, kimler gelmiş? Sen araba. Bizi mi karşılıyorsun bebeğim? Bak, nadir sen, bana sana yer yaptık güya biz ha. Şu tipe bak. Tipe bak. Ona bak, nadir bana. Utanmıyor musun, sana yer yaptık? Bak, nadir bana. Açıp gidiyorsun. Bak, nadir bana sattı aç. Aç kapıyı. Oo, kimler gelmiş? Ay, kimler gelmiş? Kimler varmış? Gelen biziz. Aşkım. Ne yapıyorsun? Göstermem. Özledin bizi. Göstermem. Göstereceksin. Çocuğa bak, oturuyor, ne yapıyor? Evet, ben görün sevgili takipçilerimiz. Ben çalışırken kocam burada maşallah oturmuş. 2.80 uzanmış. Sokak çocuğu Ata. Ne yapıyorsun? İyiyim. Bu ne hal? He? İşte ben buradan bunları aldım. Onayı oradan dettim oradan. Ama bunayı etini buraya doldum. Nereye götüreceksin onları? İşte onayı deye döküldüm. Götürme onlar... onlar. Burada lazım bize. Ama üstü deye geldim. Geldim. Bunlar üstü duyulmuş. Ondan alıyorum. İyi, tamam. Tavuklar mı? Tavukları ne yaptın? Kaçırdın değil mi tavukları hep? He? Onlar yoktu onlar, o da. Atanın, tavukların Atadan çektiği var. Neyse, buradalarmış. Sıkıntı yok. Evet. Yemek videolarımıza çoğunluk beğenmiş. Böyle sessiz vlog tarzında böyle yemek videosu çektik. Önceki videodan hatırlarsanız Ada'yla pizza yaptık. Ondan önce de Ata'yla ateş çukurumuzu yaptık. Bu tarzda videolarımız gelecek ama günlük, tabii ki günlük vloglarımız, günlük hayatımız gelmeye devam edecek. Arada böyle yemek videoları yaptıkça biraz daha sessiz, daha böyle doğanın sesinde videolar koyacağız. Açıkçası sebebi de şu: bu tarzda videolar çok izleniyor. Yani dünya çapında izleniyor. Tabii çeviri videolarımızı, altyazı yapmak çok zor. Hele ki böyle 50 dakikalık videolara. Ama öyle sessiz videolarda uluslararası her yerden izlenebiliyoruz. Kanalımızı büyütmek istiyoruz. O tarzda videoların da böyle daha çok büyük kesimlere hitap edeceğini biraz düşündük. Ara ara o tarzda da gelecek. Gene günlük hayatımızdan videolarımız devam edecek. Endişe etmeyin yani. Uzun uzun videolarımız gene gelmeye devam edecek. Ama her zaman da uzun video çekemiyoruz. Çünkü sizin izlediğiniz videolar bizim bir günlük, iki günlük, maksimum üç günlük yaşantımız. Her gün hayatınız böyle atraksiyon dolu, sürekli böyle yoğun tempoda geçemiyor. O yüzden her günde tabii bir içerik çekmek bazen zorlaşabiliyor. O anlamda ara ara böyle biraz daha sakin, biraz daha yemekli videolar gelecek. Çok yağmur yağdı. Hani yağmura ihtiyacımız var.
Ama bizim bu yan taraf maalesef ne kadar temizlesem de, ne kadar kireç atsam da çamur oluyor. Onun sebebi de yorumlarda da yazanlar olmuş. Bizim çatıda şu kenarlarda bir oluk olmadığından oralardan su akıyor, burayı çamur ediyor. O sebeple maalesef burası çok çamur içinde kalıyor. Ama hayvanlarımızı kurtaracağım buradan. Alacağım arkaya. Araştırıyorum hala. Nasıl yapabilirim, ne edebilirdim diye. Şimdi size göstereceğim. Arkada benim ön tarafta demirlerim var. Biraz ince profilden onlar. Onları buraya getireceğim. Yani elimdeki malzemeleri maksimum kullanmayı düşünüyorum. Hani ne kadar dışarıdan az malzeme alabilirsem ve kendi imkanlarımla yapabilirsem iyi olacak. Allah'ın izniyle girişeceğim kendim. Kendim girişeceğim. Dışarıdan çok bir yardım almayı düşünmüyorum. Olduğu kadar. Ama kepçe gelmesi lazım. Babamla konuştum. Bu havalarda da kepçeyi çağırma dedi. Kepçe girecek. Bahçe şimdi çamur. Oraları kazınca böyle öbek öbek etrafı da çok kötü edecek dedi. Bilemedim açıkçası. Şimdi kafam kaçtı. Zaten kepçeci de gelmiyor. Yani ben kime gitsem, kimle konuşsam geleceğim diyor, gelmiyor. Artık ben de şaşırdım gerçekten. Operatör gönderecekti buraya, baktıracaktı. Bakın aradan 3-4 gün geçti. Ne arayan var ne soran var. Yani 100 kere arayıp artık firmayı taciz etmeniz lazım. Geliyor musunuz, geliyor musunuz, geliyor musunuz? Artık bıktım yani gerçekten. Yani bu ustalarla ve firmalarla, inşaatçılarla konuşmaktan bıktım. Yani kilti makinesi alayım diyorum böyle delici. Kendim gireyim bir köşesinden başlayayım ama hafriyata atmak sıkıntı işte. Yani olmuyor. Olmuyor maalesef. Gönlüm böyle her şeyi kendim yapayım istiyorum vallahi. İmkanım olsa gideceğim, kendim alacağım kepçe. Küçük kepçeler var ya. Ya da traktör, böyle kepçeli traktörler falan oluyor. Aslında işte her işimi kendim yapmak istiyorum ama tek başınıza ne can yetiyor, ne maddi imkanlar yetiyor. Bakın burası da köpek doldu bizim. Bir tane daha köpek geldi. Bunlar zaten vardı. Bu bahçeyi artık çevirmem gerekiyor. Yani bunlara da bakmasanız olmuyor. Ama bunları da böyle buralara gelip atan, sokağa atanların, bakın çok net söylüyorum, Allah bin bir türlü belasını versin. Bunları böyle getirip buralara atanlara, bizim bahçemize atanlara, yani buraya atmasa bile başka yere atanların, Allah bin bir çeşit belasını versin. Net söylüyorum yani. Bu dünyanın öbür tarafı da var, inanıyorum. Ben şu an elimden geldiğince beslemeye çalışıyorum. Ama hangi birini besleyeceğim yani buna? Ya bir köpek maması en kötü 130-150 lira olmuş. İnanın bakın şunlara yonca aldım, saman aldım, tavuklara yem aldım. 350 lira falan para verdim. Yani böyle bir şey yok. Benim nasıl yetecek yani? Hani herkes zannediyor biz güllük gülistanlık yaşıyoruz, iyi güzel de öyle değil inanın. Şu kadarcık hayvanın bile inanılmaz bir gideri var. Kedi maması, köpek maması. Yani şu an zaten 6-7 tane kedimiz var. Köpekler de bizde 4 tane. Bakın burada 3 tane daha dışarıda da var. Ya hadi vermeyin yemek. Buna nasıl vicdan dayanacak? Verdikçe de gelip buraya atıyorlar ya. Gerçekten anlamak güç yani. Bilmiyorum. Allah her şeyin karşılığını verir. İlahi adalete inanıyoruz. Baba ne oluyor? Bak burada çok güzel bir gül var ata. Ama ben onu da otlayamıyorum. Gel kokla. O da otlayıp atıyor. Bu Isparta gülü yanlış hatırlamıyorsam. Mükemmel gül kokusu var. Hani böyle kolonyalar olur ya. Gül kolonyaları. Of muhteşem. Ne? Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun arabanın içinde? Ne yapıyorsun içinde? Ata. Sen bunu al. Ya. Bilmiyorum orayı. Ne yapacağız bunu?
borulara takacağız. Aç. Hı? Bu nereye gidecek? Ama bu nasıl dikkat? Benim nasıl dikkat? Nasıl dikkat? Sen dur, seninki bekle. Baba oğul çalışmaya başlamışsınız bakıyorum. Her şey pahalandı. Değil mi? Artık peletten tasarruf etmemiz lazım. Peletten tasarruf mu ediliyor böyle olunca? Isı kaybını engelliyor. Ha doğru, ısı kaybı olduğu için şey yapıyorsun değil mi? Bir çuval kazansak iyi. Tabii canım. Bir çuval ne kadar oldu? 50 lira var efendim. Bayağı pahalanmış ya. Ata sen ne yapıyorsun? Ben de bu ne? Ben de bu ne? En çok ata çalışıyor. Bak sana şey diyorlar, çocuk işi çalıştırıyorsun diyorlar ha. Bu benim has adamım ya. Evet biliyorsunuz Kaan'ın güzel planları ve projeleri var kafasında olan. Ahırı bu tarafa almak istiyor. Şöyle. Burada da bize oldukça boş bir yer kalacak. Ve burayı da değerlendirmek istiyoruz. Yani burası bayağı bizim için güzel olur. Ön taraf çünkü yeteri kadar hani hayvanlar olduğu için çok fazla değerlendiremiyoruz. Köpekler oraya çıkıyor. Özellikle ben burada şey yapmak istiyorum. Tohumlarımı işte yapabileceğim, hani büyütebileceğim, fidan haline getirip onları burada ekebileceğim bir yer haline getirmek istiyorum. Aslında en büyük istediğim şey o. Ama geçen sene hiç bunu yapamadık. Ben mesela şuraya gördüğünüz gibi şey yapmıştım. İşte tohumlarımı oraya ekerim diye böyle küçük o kasayı getirip buraya gübreli bir toprak getirip şey yaptım. Fakat gördüğünüz gibi sokak köpekleri burayı istila ettiler. İstila ettikleri için de burada hayvanın olduğu yerde yani yiyecek olmuyor maalesef. Ondan dolayı gene kaldı. Yani her yaptığım şey yarım kalıyor. İster istemez benim de hevesim kaçıyor. Ondan dolayı burası tamamen yapılmadan kesinlikle ben de yapmak istediğim şeylere ulaşamayacağım. İnşallah bir an evvel hayırlısıyla güzel bir yer haline getiririz buraları. Burayı duvara bir şey yapacak mıyız? Hı? Duvara bir şey yapacak mıyız? Şimdi yapamayız da ileride. Evet yavaş yavaş inşallah. Her şey olur yani. Bir de her şey çok zamlandı şimdi aşırı şimdi derecede. Şu köpek koyunları bir tutar alırsak şu bahçeye bir çevirirsek çok rahatlayacağız. Evet çok rahatlarız. Şey ne zaman gelecek belli mi? Gelmiyorlar işte anlamadım. Yani. Bir amca getirmişsin sen geçenlerde. Ha, o baktı da ben kendim yapacağım ya. Nasıl kalacaksın? Kepçeci gelmeyecek mi? Kepçeci göğe gelecekti, bakacaktı. Yok, ses soluk yok. Allah Allah, bu insanlar niye böyleler ya? Ben anlamadım. Uzları kuru herhalde. İşleri çok demek ki. Çok enteresan yani, hayretler içerisinde. Demek ki çok para kazanıyorlar. Allah Allah. Sen de onu baba... Aha, onu sökme annem, onu sökme. Onu sökmüyoruz oğlum, onu sökmeyeceksin. Vallahi bu da doğradı, doğuracak. Bayağı bir tane şişti. Anne bu da düşmüyor. Onu sökersen ısınmaz anneciğim. Sökme orayı. Ama buraya da bitireceğim. Söyledin mi arkadaşına?
Neyi? Ha, unuttum onu söylemeyi. Bu arada size güzel bir haberim olacak. Yani ufaktan şöyle inceden çıtlatayım. Çok yakın bir arkadaşım var demiştim. Daha önceki videolarda da bahsediyordum size. Hani köyde yaşıyor diye. Benim liseden arkadaşım, çok samimi dostum. Hayvana tekme attı. Boynuz attı. Terbiyesiz. Boynuz diyor. Boynuz atıyor. Bir şey olmaz değil mi? Ondan sonra o buradan buraya gelecek inşallah. Öyle bir program ve planımız var. Buradan ona yer bakıyoruz. Olacak gibi bakalım inşallah. Allah nasip ederse size çok güzel videolar çıkaracağız. Sürprizli bir yer. Aynen, çok sürprizli bir yer. Çok şaşıracaksınız. Yani şok geçireceksiniz. Birçok insanın birçok olumsuz yorum yaptığı bazı bir videolar vardı. Onları şimdi söylemek istemiyorum. Sürpriz olacak. Ve nasıl bu hale geldi diyeceksiniz. Size olay görüntüler, muhteşem videolar çıkaracağız. O günü sabırsızlıkla bekliyoruz inşallah. Bakalım bahara doğru tamamlanmış olacak. Ama tabii bu süreçlerin hepsini sizlerle paylaşacağız. Yeter ki şimdi olsun. Hani şimdiden bir şey demeyeyim. Hayırlıysa inşallah güzel videolar paylaşacağız sizlerle. Sizlere de çok güzel fikirler olacak. Öyle. Heyecanlıyız. Yeni bir heyecanlı bir sürece giriyoruz aslında, değil mi? Adayla pizzamızı beğendin mi? Vallahi bayıldım. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Çok güzeldi. Videoya da zaten bayıldım. Yani şu ana kadar izlediğim şehirden köye göç videosunun en iyi videosuydu bence. Ada çok yakıştı videoya. Zaten adayı herhalde ben mi zannetmişler? Bayağı bir yorumlar vardı. Kaç kişi de şey yazmış, hani video çekmiş olmak için çekmişler, bu ne falan demiş. Nasıl yani? O videonun hazırlanması, çekilmesi, bakın izlediğiniz 13-15 dakika orada kaç farklı açıdan görüntü alıyorum ve o anda bir de iş yapıyorsunuz. Saatlerimi alın yani, bir gününüzü, hani bir gün demeyeyim de en az 3-5 saat, belki daha çok vaktinizi alan bir şey. Hani burada hiçbir şeyi biz yapmış olmak için yapmıyoruz. O gün neyse, ne yapıyorsak. İnanın onu da karnımız açtı. Adayla onu yapıyor. Hani gel bunu yapalım demedik yani. Ay hiç öyle şeylere takılma lütfen ya. Yapma şunu. O kadar güzel insanlar yorumlar atıyorlar ki. Hayır, sadece ara not dedim. İşte o arada kötülere dikkat ediyorsun yani. Bırak şunları ya. O da belki kötü niyetle yazmamıştır da ben açıklıyorum. Yani gerçekten kolay değil. Evet, kolay değil. Hatta ben bazen yakınıyorum yani. Artık yeter biraz bizimle ilgilen diye. O kadar çok yani vakit alıyor ki o şeyleri yapmak. Ya şimdi bir de insanlar bizi çok seviyorlar. Çok teşekkür ederiz. Hani her gün neden video atmıyorsunuz diyorlar mesela. Her gün olmuyor. Aile birliğimiz sarsılacak her gün artık video atarsak. Çünkü Kaan bir kere bütün zamanını bilgisayar başında harcıyor. Video montajlıyor, onları kayıt ediyor o işte. O akşam kısmı. Yani. Video çekim açsan. Bir de çekimleri var yani. Sonuçta biz de bir aileyiz yani. Sürekli 24 saat video çekmek. Yani öyle bir hayat. Ben yapmak isterim de yetmiyor. Can yetmiyor. Tabii can yetmiyor. Kolay değil yani bu video işleri. Yoksa ben de çok istiyorum hemen her şeyi ama. Bir de her gün bir atraksiyon olmuyor ki, action olmuyor her gün yani. Tabi yani. Genelde insanlar hani haftada bir kere falan yani şöyle atıyorlar. Örnek vereyim. Mesela sizler, mesela geçtiğimiz 2-3 gün boyunca ne yaptınız? Hani kendinizi videoya çekseydiniz 2-3 gün boyunca ne koyardınız mesela? Anlatabiliyor muyum? Bakın bizim her gün 2-3 günümüz ne kadar dolu geçiyor yani. Her videomuzda bir hareket, bir şey var. Tabii. Yani düşündüğünüz zaman aslında zor bir yaşamdayız. Yani. Evet, o yüzden motivasyonlarınıza ihtiyacımız çok var. O yüzden şimdi yine söyleyeyim, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen beğeni atın. Gerçekten kolay değil bu video hazırlama işleri. Ben çok büyük saygı duyuyorum televizyon işleri yapanlara, video çekimleri yapanlara. Ciddi derecede zor işler. Çok büyük emek istiyor. Yani belki bir taş taşımak ya da bir inşaat ustası gibi tabii ki çalışmıyorsun ama bu da çok ciddi derecede efor sarf ettiren, beyin gücü sarf ettiren bir konu.
sizler mutlu oluyorsunuz. Biz de paylaşıyoruz işte, çekiyoruz. Sizin mutlu olmanız da bizi çok mutlu ediyor. Ata. Bayağı güzel oldu. Ellerine sağlık. Ne tavuk, tavuklar yiyorum. Koyunlar yiyor bunları ya. Aa, olmaz ama o zaman nasıl olacak? Kopartıyorlar. Bunları şimdi şeyle sıkacağım, böyle cırt cırt var. Ha. Ama gene de... Aa bak. Hey! Gel bak. Parçalıyorlar ya. Her hayvanın olduğu yerde her şey zaten bunlar oluyor yani. Ay bunu da buraya yeni atmışlar. Bu köpeği yeni atmışlar buraya. Şunu işte. İşte yani 2-3 gündür burada. Daha önceden yoktu. Bunlar yani hayvanları buraya atıp atıp bırakıyorlar. Yavru bu da. Sahiplenmek isteyen olursa bunu da verelim. Ah yazık ya. Vallahi üzülüyorum ben bunların haline. İşte yemek veriyoruz falan. Onlar da geliyorlar. Ne yapsınlar? Herkes karnını doyurma derdinde. Şuraya bir geçeyim. Bak gel buraya gel. Dur annem yavaş. Ay bir soluk oldu. Burada saçma sapan bir durum oluştu. Bu bizim bacaya çarpıyor. Onu yaparken hiç onu düşünmedin mi? Ya işte nereden? Böyle tuhaf bir durum oldu. Biz o zaman babam buradayken bu aşağı bizim aşağı odadan buraya bir kapı açabilir miyiz diye düşünmüştük. Ama tabii taşları kırmamız gerekiyor. O da acaba riskli olur mu diye düşündük. Geçen iyi bir usta geldi buraya. Onları size paylaşacağım inşallah bakalım. Bu ustayı falan. O usta bayağı bu taş işçiliğinde Alaçatı evleri gibi böyle taş evlerden falan çok iyi anlıyor. İşleri yapıyor. Ona sordum. Bu yığma taş dedi, sizin bildiğiniz evi tutan kolon görevini görüyor dedi. Yani komple kolon dedi. O yüzden bir kapı açılmasında bir sıkıntı yok dedi. Zaten kapının üstüne de gene bir kiriş bir şey, taşıyıcı takılıyor. O yüzden buraya ilerleyen zamanda ben bir kapı yaptırma niyetim var. Aşağı bizim şu an köpeklerin durduğu odadan bu bahçeye çıkacağız. Aşağıda oyu da bir odaya çevirdiğimizi hayal et. Evet. Buradan çok güzel, buraya da böyle bir veranda gibi güzel böyle bir yer yapacaksın mesela. Hı hı. Baksana burası çok güzel. Evet çok güzel burası. Burası aslında en güzel yer. Niyetimde çok şeyler var ama hem her şey maddiyat, işte hem de yapacak insan bulmak çok yok. Zor. Yani gerçekten. Bak bunlarla tutturacağım. Ha. Aa evet, kelepçelerle. Gene ama bak. O kelepçe ama o şey gene de yerler. Tabii gene aradan bak şunları falan kemirmiş. Evet bunu ki. Aa bunu da kemirmiş. Kalmaz ki bunlar. Yok gene tutuyor canım. Ama bunu takmasam alıyor, götürüyor. Ama şey aralarında bir şey kalmazsa ne anladım ben ondan? Yok yok, baksana hepsini yemiyor. Ya bir iki öyle meraktan şey yapıyorlar. Ha sonra yemiyorlar. Acaba bant ama olmaz ki bant nasıl olacak? Sen bayağı almışsın ya bundan. Geçen gün gittim aldım, tam karar almışım bu. Evet ya. Ölçerek aldım. Ha. Demirimiz var. Evet. Bunları arkaya taşıyacağım. Koyunların ağılını
Bunlarla yapabilir miyim diye düşünüyorum. He? Vallahi bence yapabilirsin. Bak. Bak çocuk motor kullanmayı öğreniyor bak. Gördün mü? Aferin. Vallahi gidiyor bak. Ben bunları şimdi arkaya taşıyacağım ama sen dur dur. Sen kendini alma. Ben yapacağım. Sen gel benimle gel. Aç. Ne yapacaksın? Ay köpek kokusu var burada. Böyle hayal et mesela şöyle. Evet. Kapalı, kapalı. Vallahi güzel olur. Aslında bayağı malzeme var elimde ha. Ne onlar? Çiçek değil mi? Çok güzel çiçekler. Anne bunlar nereden gitti? Onlar mı? Onlar ekmiştik. Oradan çıktılar. Ama bu kurumuş. Kurumuş artık onun mevsimi geçti çünkü topladık onları. Ana. Dur bir dakika ben açayım. Demir var. He evet. Ah, onu bana evciden de alacağım. He evet bana da alacağım. Onu bana evciden al. Bak hiç seni elimden al. Sen ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın? Ben işte ne yaptım bilmiyorum. Gel kameraya söyle ne yapacağını. Ne yapacaksın? Ne işin var senin şimdi? Anlat bakalım ne yaptın bugün? Bugün ne yaptığını anlat bize. Tamam. Ben de... Buraya bakarak ama buraya bakarak konuş. Ben de yaptım. Orayı demin... Orayı da açtım ben cumhur açtım. Yokta doğmuş ondan da diyorum. Durmuş bir de iki. He. Ondan da diyorum. Başka ne yaptın? Bir de sonra ona yerleştirdim cidden de. Evet başka ne yaptın? Sonra oradan geçtim bir de şimdi. Bisikletinle gezdin. Hı. Aferin. Peki yemeğini yedin mi sen? Yedim. Ne yedin? İşte yoksa yedim. Ne yaptın? Karnını doyurdun mu? Canımı doyurdum. Elle bakayım karnını doymuş mu? Doğdu da attı. Aferin. Boyun uzadı mı? Uzadı. Süt içiyor musun? İçiyorum. Tamam. O zaman öpücük at. Aç babana kapıyı. Ay. Açamadık aferin. Çocuk. Ah, aferin. Öyle mi gezdin? Tamam. Aferin sana. Ada gelmiş. Abla geldi. Servisle. Ada geldi. Hadi koş adayı. Abla geldi. Ablayı karşılayalım. Koş. Hadi. Oo, hoş geldin bebişim. Merhaba. Ne yaptın bugün? Bittim. Bittim. Nasıl geçti günün annem? Hoş İyi. Geldin bebeğim.
Ay nasıl geçti, neler yaptınız bakayım? İyi ama çok dik dur dik. Kambur tuttu. Çok yoruldum. Çok mu yoruldun? Koştuk. Beden mi yaptınız? Hayır, içerideydik de şey yağmur yağdığı için yedi kule oynadık. Yedi proje değil de yedi kule oynadık. Bugünkü, bu haftanın oyunu yedi kule. Onu oynadık. İşte ondan bacaklarım öldü bitti. Öldüm bittin. Çürüdüm. Ataya dikkat edin. Ayaklarım çürüdü. Dikkat edin ya. Dikkat et. Hadi bakalım o zaman evimize girelim. Karnın aç mı? Evet. Tamam, çok güzel puzzle dolması yaptım. Kereviz var. Bayılırsın kerevize. Anneciğim çok severim kerevizi. Ondan sonra acaba pırasa yemeği var. Onu yaptım. Taze fasulye oluyor. Sebzeye doyacaksın bugün. Onun yerine lahana olsaydı daha iyi. Lahana da yapacağım lahana. Lahanayı turşu yaptım. Hayır, normal lahana. Turşu yapıyorum. Lahana... Salata olarak. Salata olarak, tamam, onu da yapabilirim istersen. Hayır ben yaparım yavaş yavaş. Üstüne kedi düşecek şimdi. Hadi o zaman yemeğe ben sana bir şeyler hazırlayayım aşkım. Tavşan eve girmesin, dikkat et. Tamam, bekle. Orayı temizlememiz gerekiyor. Ata hadi eve. Hadi gel ablan aç, bir şeyler yapacağım ona, sen de yersin. Sen yemedin, bahçedeydin biz yemek yerken. Babanla. Ay renkler çok güzel olmuş anneciğim. Cıvıl cıvılsın. Bayıldım maşallah. Tamam peki oyna. Bak burayı sevdi, bahçeyi koşturmayı. Düz ya burası. Arka taraf biraz ama daha... Ama buraların... Toparlanması evet. Bir şey ya. Aynen, bu toprakları bayağı bir toparlayacağız işte inşallah. Daha güzel hale gelecek. Sen şey yapıyordun, ne oldu? Köpekler geldi işte, baksana yapamadım. Her yere kaka yapmışlar. Girip çıkıyorlar. Olmuyor ki yani, böyle pis yerde yapamam bir şey. Şuraların kapanması lazım. Arkayı hiç görmemiştim. Arkaya yeni şey yapılmış. Okuldan şeyler... Fark etmedin mi? Hiç fark etmedim. Geliyordum ya şeyden. İngilizce dersinden. O zaman arkada geliyordum. Hiç görmedim. Evet, demirleri taşıdım. Bakın ne kadar çok demirim var. Ya ben kaynakla yapabilir miyim? Ondan pek emin değilim. Ama bu demirleri de aslında kullanmak istiyorum. Şuraya demirlerden demirciye sadece ahırın iskelesini kurdursam, yanına da ben keresteleri kendim çaksam aslında, öyle yapsam nasıl olur diye şu an düşünmeye başladım. Hani kendim kaynağını sağlam yapabilir miyim? Biraz kuşkuluyum. Demir işinden, kaynak işinden pek anlamıyorum. Aslında denemek lazım. Bakalım. Yoruldum ama. Thank you.
Nerede? Yukarı. Bir dur. Duramıyor. Gene ortalık birbirine göre. Onu kendi rakip olarak görüyor herhalde. Çok sinir oluyor. Bak ya, onunla dövüşüyor. Sen ona masaj yapıyormuş gibi yap, çaktırmadan. Minik minik, he, okşa okşa. Şimdi mayışacak o yavaş yavaş. Kendinden geçecek, evet. Devam et. Sağlı kendine. Buradan kaçmayı başardı. Bakın. Fare kılıklı yani. Aradan dereden üstten her yerden atlıyor. O yüzden böyle bir tel aldık. Bu teli üstüne yapacağım inşallah. Heh, boyu yetiyor tamam. Uzunluğu da yeter inşallah. Yeter ya. Şimdi bunu da böyle çevireceğiz. Çünkü burası çok daraldı. Ay bir şey düştü. Dur. Değil mi anne? Sen oo, içeri geç. Bir dakika dur. Aynen. Ay alttan kaçacak. Alttan kaçacak. Dur biraz ittirelim mi onu? Dur. Dur. Kaldırayım. Dur orayı da almam lazım. Oranın altında şey var. Dur bir dakika. Kediyi gördüm. Hangi üstünü? İşte onun üstünü. Hani etrafı kapalı olsun diye. O zaman şöyle yapalım. Mutlu olsun. Geç şu halının üstüne. Neyse bahara doğru dışarıya yer yapacağız ona. Burada duramaz zaten tavşanımız. Yerini yapınca dışarı koyacağız. Niye tarafa yapıyorsun? Nasıl? Niye tarafa yapıyorsun? Aa çıktı. Nereden çıktı? Oradan çıkıyor. Tutun ya. Tut şunu. İyi de o zaten zıplayarak çıkmıyor ki yukarıdan. Aşağılardan çıkıyor. İyi de bu aralardan geçmiyor. O aradan geçiyor. Üstten de zıplıyor. Öyle mi? Vallahi. Hiç gördün mü? Vallahi. Nasıl zıplıyor? Tam bir psikopat. Aa çok güzel oldu ama tele kapatınca. İyi olmuş onu buldum. O aradan geçmez mi fare gibi? Çıkacağım da onu. Şimdi yapamam. Çıkmasın da. O kadar emek. Şu taraftan çıkabiliyor mu? Bak buradan çıkabilir o delikten. Yok oradan çıkmıyor. Bak kafasını takayım. Ona kum koymam lazım. Evet takipçilerimize benden bir öğüt. Sakın tavşan almayın. Çok zor. Semoş bile bu kadar zorlamamıştı beni. Evet, bir gece çekimiyle videomuzu kapatalım. Bakın köyümüzü şöyle sokaklarımızı şöyle göstereyim size. Bir karardı şimdi her yer. Yavaş yavaş çiseleyen bir yağmur var. Tatlı bir yağmur yağıyor şu an. Güzel akşamdan
Herkese Allah'a ısmarladık diliyoruz. Mutlu kalın. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.